Sanat dünyasının ünlü isimlerinin konuk olduğu, günlük hayatımızda karşımıza çıkan alanların bilinmeyen yönlerinin konuşulduğu Sektörü Bizden Bil başlıyor. Ben Cihat Dündar. Bugünkü konuğumuz usta oyuncu Cezmi Baskın. Cezmi Bey, öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Cezmi Bey, bugün sanat hayatınızdan ve sanat hayatınız boyunca yönlendiğiniz diğer konulardan söz edeceğiz. Öncelikle Cezmi Baskın kendini nasıl tanımlar? Cezmi Baskın sıradan bir insan. Sadece mesleği oyunculuk. Öyle hiçbir ayrıcalık tanımayan kendine. Evet. Sokakta, metroda, her yerde toplumun diğer insanlarından farklı olmadan dolaşan, yaşayan bir adam. Evet. Sadece mesleği oyunculuk. Oyunculuk kariyeriniz boyunca taviz vermediğiniz kurallarınız oldu mu? Tabii ki oldu. Özellikle toplumsal işlerde çalışmayı seviyorum. Evet. Artık yaşım gereği dedeler, babalar oynamaya başladım. O yüzden o tür rolleri mümkün olduğunca seçiyorum ve bunların dışında roller kabul etmiyorum. Ulusal ve uluslararası pek çok ödül alan Yargı dizisinin başarısını neye bağlıyorsunuz? Yargı dizisi çok özel bir dizi. Gerek yapımcı firma, yani Ay Yapım, gerekse çalıştığımız arkadaşlar çok özenle seçilmiş. İyi oyuncular, iyi teknisyenler, iyi yazar barındıran çok önemli bir ekip. Çok güzel bir ortamda çalıştık. Herkesin ilişkileri fevkalade güzeldi. Herkes vazifesini çok iyi yaptı ve başarı da bundan çıkıyor. Bir de toplumun aksayan yanlarını çok ince bir zekayla işleyen bir dizi. Özellikle de hukuk eksikliklerini seyircinin önüne seren bir yapım oldu. O yüzden de çok tutuldu sanıyorum. Çünkü biliyorsunuz ülkemizde hukuk problemlerimiz var. Bu hukuk problemlerine birisinin değinmesi lazımdı. Evet. O yüzden çok tutulan bir dizi oldu. Peki Yargı da dahil tabii bu genç oyuncularla birlikte yer aldığınız projelere. Genç oyuncularla birlikte rol almak, çalışmak sizin için dezavantaj ve avantaj gibi durumlar oluşturuyor mu? Hayır. Benim için hiçbir dezavantaj oluşturmaz. Çünkü ben hem eğitmenlik yapıyorum, evet, genç arkadaşlarla çalışıyorum. Onlarla çalışmanın yöntemlerini, onlarla çalışmanın püf noktalarını biliyorum. Onları hatalarıyla, sevaplarıyla göğüslemeyi biliyorum. O yüzden onlarla çalışmak çok benim için de öğretici, onlar için de öğretici oluyor. Böyle bir ortamda çalışmak çok zevkli bence. Çünkü onlar geleceğin büyük oyuncuları olacak. Teknik heyet, teknik ekip de gençlerden oluşuyor. Onlar da geleceğin yönetmenleri, geleceğin senaristleri, geleceğin sinemacıları, evet, olacağı için onlarla çalışmak beni çok mutlu ediyor. Evet. Peki Cezmi Bey, bugüne kadar birçok farklı rollere hayat verdiniz. Bu rollere hazırlanma süreciniz nasıl oluyor? Vallahi benim için biraz zor oluyor. Şöyle zor oluyor. Ben bir işe başlayacağım zaman bir ay, 15 gün, 3 hafta biraz gergin ve sinirli oluyorum. Çünkü yeni bir karakter yaratmak, yeniden insan yaratmak gibi bir şey. Evet. O yüzden tekrara düşmemek için mümkün olduğunca inceleyip sık dokuyorum. Evet. O yüzden de biraz sancılı oluyor. Öyle. Peki karakteri sevdiğinizde yine sinirli bir halde mi hazırlık oluyor? Yani sevdiğiniz bir karakter olduğunda daha yumuşak bir süreç oluyor mu sizin için? Hayır, benim için bütün karakterler eşdeğerli bana göre. Yani sert karakterleri de yaratırken aynı çalışmayı yapıyorum. Mümkün olduğunca birbirine benzemeyen karakterler yaratmaya çalışıyorum. Evet. Benim en büyük korkum birbirine benzer karakterler. Hem fiziksel olarak, hem psikolojik olarak, hem
hem de görüntü olarak yeni karakterler yaratmayı çok seviyorum. Evet. Peki Cezmi, bugüne kadar sayısız dizi ve filmde rol almış biri olarak televizyondan izlediğinizde aslında bu projede yer alsaydım dediğiniz bir iş oldu mu? Olmuştur ama bu geçici bir duygu yani. Evet. Keşke ben de bu dizide olsaydım ya da bu filmde oynasaydım dediğim olmuştur ama bu bir kıskançlık biçiminde bende görünmüyor. Sadece gıpta etmek görünüyor. Evet. Keşke ben de olsaydım bu işin içinde diyorum tabii evet. ki. Bu da bizi geliştirir. Bizim mesleki rekabetimizi arttırıyor. Evet. Orada gördüklerimi kendime önder kabul ediyorum. Yanlışlarını da bir daha yapmamaya, başka işlerde o yanlışlara düşmemeye çalışıyorum. O bir terazi oluyor zaten. Bir dönem Türkiye İşçi Partisi'ne üye oldunuz. O sürece dahil olmaya nasıl karar verdiniz? Ben gençliğimden beri solcu bir kişiyim. Evet. Türkiye İşçi Partisi'nin gelişimi ve muhalefet biçimi hoşuma gidiyor. O yüzden benim de taşın altına elimi sokmam gerektiğini düşündüm ve partiye üye oldum. Peki özellikle son dönemde halkın da tepkisini çeken sokak hayvanları yasası ile ilgili görüşleriniz nedir? Vallahi bu konu bugünlerde çok tartışılan, çok konuşulan bir mevzu. Bence canlıların öldürülmesine tümden karşıyım. Bu bir dünya görüşü meselesi. Yani insanları öldüren Hitler'e kızıyoruz da hayvanları öldüren o şahısa niye kızmayalım? Ona da kızıyoruz tabii ki. Evet. Ama bunun karşılığında mümkün olduğunca bütün kamuoyunun direncini takdirle karşılıyorum. Umarım destek oluyorsunuz. Tabii ki destek oluyorum. Yani hayvan haklarını savunuyorum. İnşallah bugünlerde mecliste oylanıyor. Bu kabul edilmez. Bundan vazgeçilir diye umuyorum. Bu hayvanların rehabilite edilmesinin başka yolları olduğunu düşünüyorum ve bu yollara dönülmesini tavsiye ediyorum. Evet. Peki Cezmi Bey, sanat hayatınızdan bahsettik, yer aldığınız dizilerden. Yeni bir proje var mı? Valla yeni bir iki proje var. Onlarla ilgili görüşmelerimiz var. Evet. Görüşüyoruz. Bakalım. Karşılıklı görüşüyoruz. O zaman yakın zamanda tekrardan seyirci karşısına çıkacaksınız diyebiliriz. Umarım. Yani evet. Bizim sektör biraz esnek bir sektördür. Hı hı. O yüzden bugün karar verdiğimiz şey yarın olmayabilir. O yüzden şimdi ne isim verebiliyorum, evet. ne kanal söyleyebiliyorum. O yüzden beklemedeyiz. Sonuçlanınca zaten basın duyacak. Peki Cezmi Bey, iş hayatı dışında neler yaparsınız? Uyuyorum. Evet. Bol bol uyuyorum. Çünkü zaten yoğun bir tempoda çalışılıyor. Evet. Şu anda dinlenme dönemindeyim. Olimpiyatları takip ediyorum. Politika evet. takip ediyorum. Mümkün olduğunca yürüyüş yapıp arkadaşlarla buluşup sohbet ediyorum. Evet. Şu anda Nadas evet, dönemindeyim. Dinlenme sürecindesiniz. Birkaç tane de kısa sorularım olacak. Bunlardan da sizden net cevaplar isteyeceğiz. Evet veya hayır gibi. Sevmediğiniz halde içinde bulunduğunuz bir proje oldu mu? Çok. Çok. Tamam. Örnek verebilirsiniz isterseniz bu arada. Hayır, örnek vermem. Hı-hı. Ama şöyle, yani seyredilmesini istemediğim bazı projeler var. Peki bunun senaryoyu okuduğunuzda görüyorsunuz peki yani kabul etme... Sadece senaryoda değil ki iş. Yani çekim şartları, evet. yönetmenin tavrı, senaryo, bir sürü faktör var. Umutla girdiğiniz bir iş bazen çok ters de tepebiliyor, hüsranla sonuçlanabiliyor. Oyunculuk eğitimi vermeye devam ediyor musunuz? Şu ara vermiyorum çünkü bu konuda da biraz dirençlerim var. Bütün gençler, oyuncu olmak isteyen gençler, oyuncu olmaktan ziyade dizilerde oynamak ve meşhur olmak istiyorlar. Evet. Çok para kazanmak istiyorlar. Bana bu argümanlarla gelen arkadaşlarla çalışmak istemiyorum. Ben meslektaş yetiştirmek için
bu işi yapıyorum. Yani benle beraber ileride çalışacak ya da Türk tiyatrosuna, sinemasına faydalı olacak insanlar yetiştirmeye çalışıyorum. Sadece insanların popülerliğini alevlendirmek istemiyorum. Evet. Peki dizi ve sinema filmlerinizde çekilen sahnenizin daha sonra kesildiği oldu mu? Mesela izlediğinizde bu sahne neden yok dediğiniz? Bazen oluyor. Onu da bizim sektörün özelliklerinden biri o. Yani bazen çok yazılmış oluyor. Bazen gereksiz oluyor. Bazen montajda o sahneye gerek olmuyor. Zaten kontratları imzalarken böyle bir madde var. Yani yeni sahneler eklenebilir ya da bir sürü sahne çıkarılabilir diye kontratlarımızda maddeler var. Onları kabul ederek işe giriyoruz. Peki sahnedeyken replik unuttuğunuz oluyor mu? Çok oluyor. Çok oluyor. Artık yaşım da ilerlediği için bazen oluyor böyle şeyler yani. Peki son sorum olacak. Günümüz dizilerinin aile yapısını bozduğunu düşünüyor musunuz? Hayır. Hayır. Hayır, düşünmüyorum. Çünkü herkesin bir hikayesi var. O hikayeler anlatılıyor dizilerde. Evet. Bu da kurulu düzen ve bazı üst yapı kurumlarına uygun olmayabilir ama o da yaşamın bir parçasıdır. Onun için aile yapısını bozuyor diye ön yargıyla bakmam. Evet, ama insanlar yine eski dönem dizilerini arayabiliyor. Sizin de yer aldığınız Bizimkiler ve İkinci Hayat gibi. Ama onlar kendi başlarına özellikle dizilerdi. Bazısı aile dizisi oluyor. Evet. Bazısı şiddet içeren diziler oluyor. Bazısı kötü alışkanlıkları gösteriyor. İnsanların bu alışkanlıklara girmemesi öneriliyor. Evet. Her dizi başlı başına bir hikayesi var ve aile yapısını bozacağını düşünmüyorum. Öbür türlü zaten tek tip bir aile yapısı toplumun çeşitliliğini bozar. Nedir? Herkes mutlu, herkes güzel, herkes ahlaklı bir toplum var mı? Yok. Yok. Biz toplumun negatif ve pozitif yanlarını anlatan diziler yaratmaya çalışıyoruz. Böyle aile yapısı falan diye nasıl söyleyeyim size? Deklare edilmiş bir aile yapısına karşıyım ben. Evet. Zaten hayatta da var olduğu için olumlu olumsuz her türlü rolü ve hikayeyi. Tabii. Böyle de olmalı. Evet. Peki Cezmi Bey, izleyenlerimiz için son sözlerinizi alabilir miyim programımızı sonlandırmadan önce? Seyircimiz biraz dünyaya açık bakmalı. Her türlü düşünceye, her türlü anlayışa toleranslı olmalı. Evet. Demin aile sorusuna verdiğim cevabın biraz benzerini vereceğim. Öyle aileler de var, böyle aileler de var. Bu aileler Türkiye üzerinde beraberce yaşıyorlar. Birbirimize mutlaka saygılı ve anlayışlı olmalıyız. Yani böyle bu aile dizisi değildir, ben bunu seyretmem ya da bu böyle aile dizisi, ben buna bayılıyorum demek doğru değil. O zaman tek tip bir toplum yaratırız ki bu da demokrasilerde pek yer bulacak bir tarz değil bence. Evet. Cezmi Bey, sohbet için teşekkür ederiz. Ben de sohbet ettiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim. TV9 İzmir ekranlarından herkese merhaba. Bugün değerli tiyatrocu Cezmi Baskın'la beraberiz. Merhaba Cezmi Bey, nasılsınız? Merhaba, sağ ol, teşekkür ederim. Size şu soruyu sormak istiyorum. Bu yaz Türkiye'de artan prodüksiyon maliyetleri nedeniyle ekranlarda yaz dizilerini göremedik. Sizce bu durum hem yapımcıları hem de oyuncuları nasıl etkiledi? Sizin de düşüncelerinizi alabilir miyim bu konu hakkında? Ezelden beri bu yaz dizileri zaten özensiz, sadece şey doldurmak için, program doldurmak için yapılan şeylerdi. Böylece biraz daha ortam temizlendi diyebilirim. Çünkü özensiz diziler çekiliyordu. Oyuncular da bu ara yaz tatili yapmadan bu sıcakta sağda solda koşuşturuyorlardı. Zaten de seyreden kimse yok yaz dizilerini. Prodüksiyon ekonomisi falan yapıldı bence böylece. Artık sezon mezon kalmadı zaten. İnsanlar
zamanlarına göre çekiyorlar. Kışın yayınlanıyor, dijitalde yayınlanıyor. Televizyon filmleri çekiliyor. Onlar da yer buluyorlar televizyonlarda. O yüzden yaz dizisi diye bir şey artık kullanışlı değil. Sektörü Bizden Bil programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki bölümlerde sanat ve hayatın içinden gelen alanlarla birlikte görüşmek üzere. İyi günler.